Selam gençler. Permütasyon bir konusuyla ilgili son testimizi çözeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Çekirdeki 6 kare boyanacaktır. 3 farklı renk ile ortak kenarda kareler aynı renkte olmamak koşuluyla kaç farklı şekilde boyanabilir? Şimdi arkadaşlar bu soru teferruatlı bir soru kesinlikle. Eğer sana ortak kenarlı kareler aynı renkte olmamak koşuluyla ya da aynı sayı gelmeyecek koşuluyla gibi karşına farklı versiyonlara çıkabilir. Ama sana bir ipucu vereyim. Her zaman şöyle çapraz kareleri baz al. Bu önce çapraz kareleri yerleştir. Ondan sonra diğer karelerin alacağı durumları değerlendir. Mesela ben burada şu kareleri önce yerleştireceğim. Ya da sen önce bunları da yerleştirebilirsin. İkisi de aynı şey arkadaşlar. Şimdi ben şu karelerin aynı renk olduğunu düşünüyorum şimdi. Elimizde 3 tane farklı renk var. Mesela mavi, sarı, yeşil. O zaman şuraya gelebilecek renk nedir? 3 üç rengin üçü de gelebilir. 3 durum söz konusudur. Değil mi arkadaşlar? Mesela buralara mavi gelmiş olsun. Şimdi şu karedeyim. Arkadaşlar bu karenin ortak kenarlarında sadece mavi renk var. O zaman buraya gelebilecek sarı yeşil vardır. İki durum söz konusudur. Aynı şekilde buradaki kareye baktığımda ortak kenarlarında mavi renk var. Buraya gelebilecek sarı yeşil söz konusudur. İki durum var. Buraya baktığımda mavi renk var arkadaşlar. Ortak kesişimli karelerinde şuraya baktığımda o zaman sarı yeşil gelebilir. İki durum söz konusu. 3 kere 8 24 oldu. Şimdi gelelim bir başka duruma. Arkadaşlar aynı aynı farklı bir renk. A dediğim yere bu üç rengin üçü de gelebilir. Üç durum söz konusu. Mesela ben buraya mavi yerleştirdim. B dediğim yer ise A'dan farklı renk olacak. E, mavi dışında iki tane rengimiz var. İki rengin ikisi de gelebilir. İki durum söz konusu. Mesela buraya sarı yerleştirdik diyelim. Şimdi arkadaşlar şu ortadaki kareye bakın. Ortak kenarlarında mavi sarı renk var. Farklı olabilmesi için buraya sadece yeşil gelebilir bir durum söz konusu Buraya baktığımda Ortak kenarında sadece mavi renk var Yeşil gelebilir sarı gelebilir 2 durum söz konusu Buraya bakıyorum ortak kenarında mavi sarı var O zaman buraya sadece yeşil gelebilir Bir durum söz konusu 3 kere 4 12 olur arkadaşlar Şimdi devam ediyorum Ne dedik? Bakın üçünün aynı olduğu durumu inceledik. Sonra ikisinin aynı buranın farklı olduğu durumu inceledik. Şunlar aynı bu kez buranın farklı olduğu durumu inceleyelim. Şimdi 3 tane rengimiz var. A yerine gelebilecek 3 üç, üç rengin üçü de gelebilir. 3 durum söz konusudur. Dediğim gibi yine mavi diyelim. Bunlar mavi renk olsun. B dediğimiz yer A'dan farklı renk olacağı için geriye 2 renk kalmıştı iki rengin ikisini de alabilir iki durum söz konusu Mesela bu sarı olsun arkadaşlar Şimdi ortadaki kareye bakıyorum Ortadaki karede ortak kenarlarına bakınca mavi ve sarı renk O zaman burası sadece yeşil renk olabilir Bir durum söz konusu Aynı şekilde buradaki karede de Mavi sarı almış ortak kenarları O zaman burada sadece yeşil alabilir bir durum söz konusu Buraya baktığımda da arkadaşlar e, Mavi ve sarı almış komşuları sadece yeşil alabilir. Bir durum söz konusu. 3 kere 2 6 oldu. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Ne yaptık? Burada da aynı, farklı, aynı dedik. Bu sefer farklıyı buraya alalım. Şunlar aynı olsun arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Bu ağlara girebilecek renkler nelerdir? Mavi, sarı, yeşil. Yani üç rengin üçü de gelebilir. 3 çarpı Şimdi Mesela yine buraya mavi geldiğini düşünelim arkadaşlar. B dediğim yer A'dan farklı renk olacak. Geriye iki renk kalmıştı. İki durum söz konusu. Mesela buraya sarı geldi diyelim. Ha, diyeceksiniz ki hocam neden A'dan başladın? B'den başla. B'den başlarsan 3 durum söz konusu dersin. O zaman A yerine girebilecek iki tane renk vardır. İki durum dersin sana yine aynı sonucu verir. Şimdi şuraya bakalım. Bu karenin Ortak kenarlarında sarı mavi renk var. O zaman burası sadece yeşil renk alabilir. Bir durum söz konusu. Buraya baktığımda ortak kenarlarında sarı mavi renk var. Sadece yeşil olabilir. Bir durum söz konusu. Buraya baktığımda mavi mavi almış ortak kenarları. Burası sarı yeşil alabilir. İki durum söz konusu. Buradan 3 kere 4 12 geldi. Bak devam edelim. E ee, 3 tane aynı olan dedik. 2 tane aynı olan dedik arkadaşlar ve en sonunda da üçünün de farklı olduğunu düşünelim. A, B, C. Ama dikkat et. Üçü de farklı olacaksa o zaman bu mavi, bu sarı, bu yeşil olacak. Şuraya baktığımda buradaki karede ortak kenarlarının farklı renk alması gerekiyor ya. Zaten elimizde 3 renk vardı. E bu 3 rengi ortak kenarlarında var. O zaman buraya farklı bir renk gelemeyeceği için bu durumu incelemeyeceğiz. Şimdi neler bulduk? 24, 12, 6, 12. Bunları topluyorum arkadaşlar. Şurası 30'u verir. 24 daha 54. Cevabımız 54 olacak. Yani burada hata var arkadaşlar. Ben kesinlikle hata olduğunu düşünüyorum. Cevabımız 54. 4. Şimdi e, bu soru gerçekten kolay bir soru değil. Ayrıntılı düşünülmesi gereken bir soru. Ben de epey düşündüm. Şıklarda yok. Acaba yanlış mı düşünüyorum dedim. Ama en sonunda bu karara vardık arkadaşlar. Bu cevap doğrudur. Şıkları silebilirsiniz. Şimdi 2'ye bakalım. Şekil 1 Şekil bir birim karelerden oluşmaktadır. Şekilde kaç tane kare vardır? Yani e, şekil birazcık absürt. Burada işlem yapmak yerine saymak daha mantıklı arkadaşlar. Şimdi bakın. 1 çarpı 1 olan kareler yani bir birim kareliklerden kaç tane var? Sayacağız arkadaşlar. Şurada 5 tane. 5 tane burada var. 10, 13, 15, 17. 17 tane 1 çarpı 1'lik kareler var. Şimdi... Bir kenarı 2 birim olan kareleri hesaplayacağız. Yani 4 birim karelik karelere bakacağız. Arkadaşlar bir tane burada. 2 3 4 5 6 Şuradan devam edelim. 7 8 8 tane de burada var arkadaşlar. 8 tane. Şimdi 3 çarpı 3'lük olan yani bir kenarı 3 birim olan karelere bakalım. 9 birim karelik kareler. Yazma ona gerek yok da bir kenarı 3 olan kareye bakacağım. O da nedir? Şu ortadaki değil midir sadece arkadaşlar? Yani 1 tane. O zaman toplamda 26 tane kare varmış arkadaşlar. Gelelim 3'e. 4, 5, 6, 7, 8 rakamları kullanılarak yazılabilecek tüm 5 basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Buna göre baştan 42. sayı kaçtır? Soruda bir düzeltme yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer soruyu böyle çözersek rakamları tekrar eden şeklinde düşünebiliriz. Bu sorunun çözümü şöyle oluyor. Rakamları tekrar etmeyecek. Rakamları farklı 5 basamaklı sayılar olacak. Rakamları farklı. Şimdi 5 basamaklı sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçük sayımız 4. O zaman 4 ile başlayan kaç tane sayımız var? Onu bulalım. Buradaki basamak sadece 4'ü alabildiğinden bir durum söz konusu. Geriye 4 rakam kaldı. 4 rakamın 4'ünü de alabilir. Mesela bunu kullandık diyelim. Geriye 3 rakam kaldı. 3 rakamın 3'ünü alabilir. Geriye 6 ve 8 yani 2 rakam kaldı. 2 i̇ki rakamın ikisini alabilir. Buraya da yerleştirdikten sonra geriye 1 rakam kalıyor. Bir durum söz konusu. 4 ile başlayan rakamları farklı. Kaç tane sayı yazılabiliyormuş? 24 tane. Ben bu işlemi 5 içinde yapacak olsam arkadaşlar. Yine 1, 4, 3, 2, 1 şeklinde bulacağız. 24 tane olduğunu göreceğiz. Toplam ne oldu? 48 tane. Bize 42. sayıyı soruyor. O zaman şöyle diyelim mi arkadaşlar? 48. sayı 47, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42. 46, 45, 44, 43, 42. Sayılarımız böyle. 5 ile başlayan en büyük sayımız nedir? En büyük sayımızı buraya yazıyorum arkadaşlar. En büyük sayıdan geriye doğru gideceğim. 5 ile başlayacak. 5'i aldık. En büyük olabilmesi için en büyük rakamı aldım. Sonraki en büyük rakamım. Sonraki ve sonraki. Şimdi 47. sayıyı bulmak istiyorsam şu son iki basamağı yer değiştireceğim arkadaşlar. 58, 7, 46. Şimdi geliyorum 46. sayıma. 46. sayım ise şuna bakıyorum arkadaşlar. Burada 7'in 6'yı yer değiştireceğim. 58, 6, 7, 4. Sonra 58, son iki basamağını yer değiştiriyorum. 47. Şurada yüzler basamağı altı olan ifadeyi de bitirdik. Şimdi arkadaşlar şuraya geliyorum. Buraya geliyorum. Bu sefer de 8'de 7 yer değişecek. 8 bir yerde tam yaptım. Bir düşüneyim. Bir dakika arkadaşlar. 8 6 7 4 8 6 47 tamam herhangi bir sıkıntı göremedim Şimdi yapacağım iş arkadaşlar 8de 7 yer değiştirmek 57 oldu sonra 864 oldu 864 şimdi 57 8 46 oldu 6 ile 8'i yer değiştireceğim 6 8 4 Evet 864 dedik. 57 846 dedik. 57 684 dedik. Baştan 42. sayı ne olmuş oldu? A olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi şu işlemi tekrar yapalım istiyorum. Bak şurayı siliyorum. Bir hata olmasın. Çünkü cevabı Denizli demiş. Biz de o işlemi tekrar yapalım arkadaşlar. En büyük sayımız 5 ile başlayan 5, 8, 7, 6, 4. Sonra şu son iki basamağını yer değiştiriyorum. 46. Şimdi arkadaşlar bir sonraki burada 7 ile başlayan şu yüzler basamağı 7 olanı bitirdik. Burada bu kez de 6 olduğunu düşünelim. Evet şimdi doğru yapıyoruz arkadaşlar. 6, 7, 4 oldu. 58, 6, 47 oldu. Evet. Şimdi yine 58 olacak. Bu sefer burada 4 olduğunu düşünelim. 4, 7, 6, 58, 4, 6, 7. Şu anda doğru, doğrusunu yaptık arkadaşlar. Az önce yanlış yapmıştım. Şimdi devam ediyorum. Ben burada son 3 basamağın değiştiği durumların hepsini yazdım. Artık 8 ile 7'yi yer değiştireceğim. 7, 8, 6, 4. Evet cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Umarım olmuştur şimdi. Az önce hata yapmıştık hemen düzelttik. 58 764. Sonra şu son iki basamağının yer değiştirdim. Şurası 58 kalsın dedim. Ve 58'den sonra şurada 7'den sonra gelecek 6 var arkadaşlar. 7'den bir küçük 6 var. 674 yazdık. 647 yazdık. Sonra 4'ü buraya aldım. 476 yazdık. 467 yazdık. Artık son 3 basamağını bitirdik. Dedik ki 8 ile 7 yer değiştirecek. 57.864 oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Handan kredi kartına paralı olarak 4 basamaklı rakamları birbirinden farklı bir doğal sayı belirlemiş ve bu paralonun onlar basamağındaki rakamın birler ve yüzler basamağındaki rakamlar çarpımına eşit olduğunu görmüştür. Ne diyor? Rakamları birbirinden farklı ve onlar basamağındaki diyor. Ee, peki bu sayı kaç basamaklı? 4 basamaklı. Onlar basamağındaki sayı birler ve yüzler basamağındaki sayının çarpımına eşitmiş. Buna göre handanın paralısını tahmin etmek isteyen Özgür en çok kaçıncı tahminde parolayı bilir? Şimdi 4 basamaklı bir doğal sayı ise bir kere şuraya 0 gelemez değil mi arkadaşlar? E buradan bir yerde de herhangi birine 0 gelemez. O zaman çarpımı 0 olur. Buraya da 0 yazmak zorunda kalırız. Rakamları farklı olmaz. O zaman kullanacağımız rakamlar ne olmalı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlar olmalıdır. Mesela buraya 9 gelecekse e 9 ne ile neyin çarpımıdır? 1 ile 9'un. O zaman rakamları farklı olmaz. Demek ki buraya seçeceğin sayı çarpanları farklı olan sayı olmalı. Peki bu sayı ne olabilir? 8 4 ile 2'nin çarpımıdır. 6 2 ile 3'ün çarpımıdır. 2 3 4 5 7 ise hani 1 ile 2'nin çarpımı. 3'e baktığımda 3 ile 1'in çarpımı. 4'e baktığımda 2 çarpı 2 ya da 1 çarpı 4'tür. E bunları değerlendirirsek rakamları farklı olmuyor arkadaşlar. Mesela 4'ü gösterelim. Eğer burası 4 olacaksa bura 2 2 olacak rakamları farklı olmuyor. Bura 1 4 olacak rakamları farklı olmuyor. Demek istediğim o arkadaşlar. Demek ki şuraya gelebilecek sayımız 6 ve 8 olabilir. Peki 6 ve 8 olacaksa yani 6 olarak düşünelim. Buraya 6 gelecekse bir durum söz konusu. Değil mi arkadaşlar? Peki şurayla şuranın çarpımı 6 olacağı için buraya 2, buraya 3 geldiğini düşünelim. Bir durum söz konusu. Ben buraya 9 rakamdan 3'ünü yerleştirdim. Geriye 6 rakam kaldı. O zaman 6 altı rakamın 6'sı da gelebilir. 6 durum söz konusu. Ama bu 2 ile 3 yer değiştirebilir. Çarpı 2 diyorum. 6 çarpı 2'den 12 durum söz konusudur arkadaşlar. Evet. Şimdi ben buraya 6 gelirse dedik. Böyle hesapladım. Buraya 8 gelirse ne olur? 8 de 2 ile 4'ün çarpımıdır. 1, 1, 1. 9 rakamın 3'ünü buraya yerleştirdik. Geriye 6 rakam kaldı. 6 rakamın 6'sı da buraya gelebilir. 6 durum söz konusu. Ama 2 ile 4 yer değiştirebilir. O yüzden çarpı 2 diyorum arkadaşlar. Ya da şöyle düşün. Burası 8, burası 4, burası 2 olduğunda da Yine 6 durum olur. 6 artı 6'dan 12 gelir. Evet bunu da bulduk arkadaşlar. Bu şekilde bu şartı sağlayan 12 artı 12'den 24 durum var arkadaşlar. Demek ki en çok 24. tahmininde parolayabilecek. Gelelim 5'e. 0, 1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılarak en az iki basamağındaki rakam aynı olan kaç tane 3 basamaklı sayı yazılabilir? En az iki basamağı aynı olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim mi? Ben şuradaki birler ve onlar basamağın aynı olduğunu düşünüyorum. Sonra yüzler ve birler basamağı aynı olursa ne olur? Sonra yüzler ve onlar basamağı aynı olursa ne olur? Onu hesaplayacağım. Bir de arkadaşlar hepsi aynı olma durumunu inceleyeceğiz. Şimdi bakın. Şurayı inceliyorum şu anda. Diyorum ki sıfır var ya sıfır buralara gelebilir. Sıfır, sıfır, bir. Geriye beş rakam var. Beş rakamın beşi de gelebilir. Şu anda bitmedi aslında. Beş çarpı bir çarpı birden beş geldi. Bir de arkadaşlar şunu da ekleyelim. Hani buralara bir, iki, üç, dört, beşten biri gelebilir. Sıfırı burada değerlendirdik. Sıfırı silelim. Bu 5 beş rakamın 5'i de buraya gelebilir. Ya da şuradan başlayalım. 5 beş rakamın 5'i buraya gelebilir. Örneğin 3'ü kullandık. Geriye 4 rakam kaldı. 4 rakamın 4'ü buraya gelebilir. Buraya yazdığım rakamın aynısı buraya da yazılacağı için bir durum söz konusu. 5 kere 4 20 oldu. Yani bu durum 5 artı 20'den 5 artı 20'den 25'i verir arkadaşlar. Bence bu sorunun en önemli kısmı burasıydı. Şimdi gelelim yanındakine. Bak, yüzler ve birler basamağı aynı olursa demişim. O zaman şuraya gelebilecek rakamlar nelerdir? Sıfır gelemeyeceğine göre 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından biri. Bu 5 rakamın 5'i de gelebilir. Buraya hangi rakamı yazıyorsak buraya da aynı rakam geleceği için bir durum söz konusudur. Diyelim ki buraya 4 yazdık. Geriye 5 rakam kaldı. 5 rakamın 5'i de buraya gelebilir. Burada da 5 çarpı 5'ten 25 durum söz konusu arkadaşlar. Gelelim yanına. Bakın şuradan başlıyorum. Buraya 0 gelemeyecek değil mi? 0 dışında 5 tane rakamım var. 5 rakamın 5'i de buraya gelebilir arkadaşlar. Mesela 4'ü kullandık. Tamam buraya bir tane rakam yazdık ama aynı rakam burada da yazılacağı için bir durum söz konusu. Bir tane rakamı kullandık geriye 5 rakam kaldı. Bu sefer 0 dahil diyoruz. 5 rakamın 5 ile buraya gelebilir. 5 kere 5 25 olur arkadaşlar. Bu da istediğimiz sonuçlardan biri. Daha bitmedi. En son bu kaldı. 3 basamağı da aynı olacak. 0'dan farklı 5 tane rakamımız var. Mesela bu sayılar 111, 222, 333, 444, 555 sayılardır. Yani 5 durum söz konusudur arkadaşlar. Toplam nedir? Mavileri topluyorum. 25, 25, 25, 5. Toplam bize 80'i verir gençler. Yani bu soruda dikkat etmemiz gereken şey şurada sıfırı ayrıca düşündük. Buna dikkat ederseniz zaten soru çıkıyor. Evet testimizin son sorusu arkadaşlar. 8, 7, 3, 2 kümesinin elemanlarıyla yazılabilecek rakamları farklı 4 basamaklı farklı sayıların toplamı nedir demiş. Bak rakamları farklı diyor ve 4 basamaklı diyor. Şimdi olayı şöyle düşünelim arkadaşlar. Mesela 2 ile başlayan kaç tane sayı yazılabilir? Bunu bulalım. Sonra 3 ile başlayan kaç tane sayı yazılabilir? 7 ve 8. 7 ile başlayan kaç tane sayı yazılabilir? 8 ile başlayan kaç tane sayı yazılabilir? Merak etmeyin bir tanesini hesapladım mı diğerleri de aynısını veriyor zaten. Eğer buraya 2 gelecekse bir durum söz konusudur. Geriye 3 rakam kaldı. 3 rakamın 3'ü de buraya girebilir. Geriye 2 rakam kaldı. Geriye 1 rakam kaldı. 6 durum söz konusu. 2 ile başlayan 4 basamaklı rakamları farklı sayılar toplamda 6 tane. Aynı işlemi burada da yapacaksın. 3 ile başlayan da 6 tane olacak aynı işlemi burada da yapacaksın. 7 ile başlayan da 6 tane olacak. 8 ile başlayan da 6 tane olacak. O zaman şöyle düşün. Buraya 2 gelecek, 3 gelecek, 8 gelecek, 7 gelecek. Her birinden 6 tane olacak. Mesela buradaki rakamların toplamı bize neyi veriyor? 20'yi. Toplamı 20'yi verdi. Çarpı. E burada 6 tane var her birinden. 6 diyorum. Bu basamak binler basama olduğu için basamak değerini basamak değeri de çarpıyorum. Artı. Şimdi şurayı silelim arkadaşlar. Bu kez de diyelim ki 2'nin burada olma durumunu inceleyelim. Bir durum söz konusu. 2 buraya geldi. Geriye 3 rakam kaldı. 3 üç rakamın 3'ü de buraya gelebilir. Geriye 2 rakam kaldı. 2 i̇ki rakamın ikisi de buraya gelebilir. Geriye 1 rakam kaldı. Ne oldu? 6 durum söz konusu. Buraya 2 gelme durumu 6 tanedir. Buraya 3 gelme durumu 6 tanedir. 7-8 gelme durumu da 6 şer tanedir. O zaman yine şöyle düşüneceğiz. 2-3-8-7'yi toplayacağız. 20, 6 tane olduğu için çarpı 6. Buradaki basamak değer 100 olduğu için çarpı 100 diyeceğim. Aynı şekilde ilerlersek arkadaşlar, hadi genişçe anlatalım. Buraya 2 gelme durumunu incelersek, Yine 6 olacaktır. Hadi yapalım. 2 geldi. 1 durum söz konusu. Oraya 2 gelecek çünkü. 2'yi sildim. Geriye 3 rakam kaldı. 3 rakamın 3'ü de buraya gelebilir. Mesela bunu kullandım. Geriye 2 rakam kaldı. Geriye 1 rakam kaldı. 6. Gördüğünüz üzere 2'nin buraya gelme durumu 6 oldu. Aynı şekilde 3'ünün, 7'nin, 8'in, onlar basamağına gelme durumu da 6 kere olacak arkadaşlar. Yani 6 sayıda bulunmuş olacak. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Ne oldu? 20. 6 tane olduğu için çarpı 6. Bura onlar basam olduğu için basamak değeriyle çarpıyorum. E aynı şekilde 2'nin, 3'ün, 7'nin, 8'in binler basamanda olma durumu da 6'şar tane olacak. Bunları toplayacağım. 20, 6 tane olduğu için çarpı 6. E basamak değeri binler basamağı nedir? 1'dir. İşte burayı toplayacağız arkadaşlar ve cevabımızı işaretleyeceğiz. Şimdi burada 20 çarpı 6 her birinde ortak değil mi? Toplayalım. 1000 111 1111 ile 20 çarpı 6 133.320'yi verir arkadaşlar. Çarpabilirsiniz. Cevabımız C'dir. Bu tür sorular kaçmayacak sorular. Ha gelebilir mi? Gelebilir. İlla zor gelecek diye bir şey yok. Yani düşünmesi birazcık konuyu oturtmayan bir kişi için zaman alıcıdır arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bence çok güzel sorular vardı. Burada birinci soruda ben kesinlikle hata olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde çözün arkadaşlar. Böylelikle şu ana kadar neler yaptık üzerine bir çizelim. Evet permütasyon bir konu anlatımını bitirmiştik ve programımıza göre arkadaşlar test 10 11 12 13. testleri tamamladık. Artık buna da kocaman bir çarpı atabiliriz. Şimdi permütasyon 2 konu anlatımında görüşmek üzere.